tahminince yani bakın Aykut kahin misin yok müneccinin yemeğinden mi yedin falan demeyin arkadaşlar. Bence bu araba tahmini böyle 4. viteste falan Bolu Dağı'nı rahat bir şekilde tırmanacak. Benim düşüncem arkadaşlar. Yavaş durmuyor. Durmuyor, çekilin önümden. Önümden çekilin, durduramıyorum Allah. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün yeni çıkan MAN TGX aracımıza ikinci videoyu çekiyoruz. İlk videoda yine 61 ton lokomotif taşımıştık ve Bolu Dağı'nda kalmıştık arkadaşlar. O videoda size sormuştum, takviye vitesli MAN'la bir kez daha çıkalım mı bu rampayı diye. Herkes çık demiş, herkes bu videonun gelmesini istemiş ve bugün 6 vites yerine 14 vitesli takviyeli MAN TGX ile 61 ton lokomotifle yine Bolu Dağı'na tırmanacağız arkadaşlar. Şimdiden süper bir video olacağını hisseden arkadaşlar bir beğeni bıraktılar bile ve takviyeli MAN'ın Bolu Dağı'nı çıkabileceğine inanan herkes daha videonun devamını izlemeden yorumlarda belirtsin. Haydi bismillah diyelim şöyle. Yeni MAN için büyük sınav başlıyor. Yine biraz hastayım. Öksürebilirim bu videoda bol bol. Haberiniz olsun. Kusura bakmayın şimdiden arkadaşlar. Hadi bakalım. Yan tarafta yine tuvalet peçetemiz kağıt havlumuz bizlerle arkadaşlar. Biliyorsunuz bir tırcının vazgeçilmezidir yani. Tırının içi evi gibidir arkadaşlar. O yüzden hijyen amaçlı yine kağıt havlumuz yan tarafımızda. Başkan ben bir çıksaydım, sen oraya doğru geliyorsun ama bak boşu boşuna sıkıştırdın bizi. Gözünü seveyim be abi. Sen ne yapıyorsun be abi? Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi mesela şu anda 6. vitesteyiz. Geçen videoda bu 6. vites sondu yani. Bundan daha üstü yoktu. Bugün ise vites aralıklarının ne kadar kısa olduğunu, devir aralıklarının ne kadar kısa olduğunu zaten görüyorsunuz. Bence yeni MAN TGX için gerçek sınav bu video olacak arkadaşlar Bolu Dağı'nda. 14 vitesli olarak kullanıyoruz şu anda şanzımanı ve bu vites aralığı gerçekten bize çok yardımcı olacak. Tahminimce yani bakın Aykut kahin misin yok müneccinin yemeğinden mi yedin falan demeyin arkadaşlar. Bence bu araba tahmini böyle 4. viteste falan Bolu Dağı'nı rahat bir şekilde tırmanacak. Benim düşüncem arkadaşlar. Şu anda Bolu'nun iç tarafındayız zaten. Başkan ben mi çıkayım mı? Eyvallah çıktım zaten sen cevap verene kadar. Yani şöyle dorsiyemizi takmadan arkadaşlar yola bir bağlanalım. Bu arada yine özellikle belirtmek istiyorum. Bakın Bolu'ya tünelden tırmanmayacağız arkadaşlar. Bolu'ya Bolu Dağı'ndan eski yoldan tırmanacağız. Ve geçen sefer çok zorlanmıştı araç. Şu anda mesela 8. viteste burada bile farkındaysanız hiç çekmiyor. Sabit bir hızda ilerliyor. Yoğun bir trafik var arkadaşlar. Şu trafiği geçtikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar en sonunda şu kavşağı geçtik. Gerçekten yoğun bir trafik var. Benim önümde gidenler zaten bastılar gittiler ve benim tır yerinden kalkmıyor ki. Bir saatte kalkıyor abi. Hala da Bolu'nun içindeyiz bu arada. 10. vites 40 km hızla gidiyoruz bakalım. Bolu Dağı'nda da inşallah böyle bir performans gösterir bu araç. Sağ tarafta bisiklet süren dayımıza bak. Neredeyse aynı hızda gideceğiz dayıyla. Abi ben çıktım abi. Kusura bakma Dafcığım, vallahi görmedim arkadaşlar. Dalgınlığıma geldi. Adama fren yaptırmak zorunda bıraktık adamı. Adam fren yapmak zorunda kaldı. Erkek sen yapma der gibi daldık bir an. Yani 61 ton lokomotifle Bolu'da şehir merkezinde sürmek de ne bileyim yani arkadaşlar. Adama sorarlar yani senin bu 61 tonla ne işin var şehir merkezinde derler. Ama sıkıntı yok, sıkıntı yok. Biz güzel yollarda da Aykut küçüğüz, zorlu yollarda da Aykut küçüğüz yani. Hiç merak etmeyin siz. Dedikten sonra inşallah birazdan rampada kalmayız. Tek temennim bu. Az kaldı zaten ya. Şuradan çıkınca direkt rampayı sarmaya başlayacağız arkadaşlar. Tünel olsa biraz daha böyle dolanıyoruz da. Dağdan Bolu Dağı'na direkt eski yoldan tırmanacağımız için karşı şeritte çevirme var bu arada. Bolu Dağı'na direkt eski yoldan tırmanacağımız için buradan hemen bağlanıyoruz yola. Bak evet tırmanış başlıyor arkadaşlar. Tırmanış başlıyor. Hadi bakalım. Ben şöyle hiç hızımı kesmeden bu viteste bir gideceğim bakalım arkadaşlar. Yaklaşık 60 km hızla falan basıyorum şu anda. Bolu Dağı'na doğru. Haydi bismillah. Manım bizi utandırma be. Bizi utandırma bakalım. 70 km ve full devirle girdim arkadaşlar Bolu rampasına. Oha öndeki araçlar çekişten düştü bile. Bu arada MAN sanki rahat çıkıyor. Derken şoma ağzıma tüküreyim. 55, 50, 40, 30. Yapma. 26. 23'e sabitledi. Tamam. Tamam güzel güzel arkadaşlar güzel. Tamam birazcık zorlanıyor olabiliriz ama sıkıntı yok. En azından geçen seferkinden daha iyi. Arkamıza da Scania dayandı. Ben şöyle 6. vites dip gazla tırmanıyorum Bolu'ya doğru arkadaşlar. Geçen sefer tamamen durmuştu araç. Hatırlarsanız o videoyu izlemeyenler varsa izlesin bu arada. Bu o videonun devamı olarak çekilen bir video arkadaşlar. Ben şu an dip devir dip gaz Bolu rampası
aslında 20 kilometre hızla tırmanıyorum yeni manla. Mandan başka bir tır olsaydı belki de şu an 61 tona burada kalmıştı. Vites yükseltmeyi bir deneyeyim mi bakalım. Yeni bir sınav olsun. Oha hızlanıyor bir de. Ama neredeyse rampayı bitirdik zaten. Ay maşallah ya arkadaşlar. Demek ki geçen sefer bizim yanlış şanzıman tercihimizden ötürü bu araç Bolu Dağı'na tırmanamamış. Şu anda gördüğünüz gibi rahat rahat yaklaşık 45-50 kilometre hızla tırmanıyorum Bolu Dağı'na doğru. Burada hafif bir eğim hızlanıyor ama ileride yeniden dikleşir mi bilmiyorum. Ha burada dikleşiyor herhalde yeniden. Tam emin değilim ama başkan beni yavaşlatma ama ya. Ya gözünü seveyim bir tırcıya rampada gaz kestirilir mi ya? Allah seni kahretmesin. Ben sana ne diyeyim ya? Ben sana ne diyeyim? Al düşürdün beni çekişten. Mutlu musun? Ama sanki diğer taraftaki rampa daha mı dikti arkadaşlar? Bilmiyorum. Buradaki rampa sanki o kadar da dik değil gibi sanki. Bilmiyorum ben mi yanlış hissediyorum? İki taraftan da aynı diklik midir? Bilemiyorum ama evet burada birazcık düştü çekişten. Bakın 30'a kadar indi. Hala dik gaz basıyorum. 35'e indi. Bu arada yanında dinlenme tesisi var burada biliyorsunuz zaten. Eski yoldan Bolu'ya tırmanan yaşı büyük abilerimiz varsa bu yolu çok sık kullanmış. Mesela ben 25 yaşındayım. Ben genelde hep tüneli kullandım arkadaşlar. Bu arada 20'ye düştü. Bu araba gitmiyor şu an. 20, 19. Bir vites daha küçülttüm. Hadi, hadi. Tamam 16, 17'de yakaladım. Burası daha da dikmiş bu arada arkadaşlar. Burada Bolu Dağı kendini hissettirdi yani. Öyle söyleyeyim size. Bir vites daha küçülsen sanki rahat çekecek gibi ama ya. 15, 16, 17, 18. Şu anda anlık kaç litre yakıyoruz acaba? Onu görebiliyor muyuz? Şu anda yok. Burada gözükmüyor. Bir dakika. Ana bir şey kaldırdım ben. Ne kaldırdım? Burada da gözükmüyor. Şu anda galiba 116 litre yakıyor ortalama arkadaşlar. Ortalama sabah. Ben ne yaptım? Orta dingili kaldırmışım. Aa orta dingili indirince çekişten düşüyor bu araba. Bir dakika. Tabii bak kaldırınca hızlanıyor. Demek ki kaldırmak lazımmış arkadaşlar. Demek ki kaldırmak lazımmış. Şimdi Bolu'dan aşağı bir salayım mı arabayı? 100-110 kilometre hızla falan. Bir de hız denemesi yapmış olalım mı araca? Ne dersiniz? Zaten ileride otobana bağlanınca ben yine basarım. Kocaeli'ye kadar dip gaz gideriz. Aracı bir test ederiz arkadaşlar. 61 ton yükle. Şöyle bir hızlanmasını da görmüş oluruz. Evet. Bolu rampasını başarıyla tırmandık. Geçen sefer tırmanamamıştık. Maalesef ufak tefek aksilikler yaşamıştık arkadaşlar. Aracımız tamamen durmuştu rampada. Ama bu kez doğru şanzıman tercihiyle hedefimize ulaştık. Bir tek hız denememiz kaldı. Bu arada rampa aşağı inişe başladık galiba. Benim turun hızlanmasına bakın abi. Sol şeridi kapatayım mı arkadaşlar? 61 ton. Ama yemin ediyorum trafik bir dursa var ya. Yani trafik durur bizi kimse durduramaz. Ben size öyle söyleyeyim. Neyse fazla abartmayalım. Yavaş. Yavaş durmuyor. Durmuyor çekilin önümden. Önümden çekilin durduramıyorum. Allah Allah. Lan çekin. Ucu ucuna durdum. Ucu ucuna durdum arkadaşlar. Oha. Çok hızlandık bir anda da bunlar niye bu kadar yavaşladı? Bu daha garip yani. Bunların bu kadar yavaşlamış olması daha garip. Bu arada fren balataları zannediyorum ki şu anda alev alev yanıyor. Aracı hız sabitleyiciye koydum. Normalde 90 km hızda retarder açması lazım. Fırlemesi lazım retarderi. Şu an o bile yavaşlatmıyor tırı rampa aşağı. Abi fren bassam fren balataları yanacak. Fren basmasam araba uçuyor. Yapacak hiçbir şeyim yok. Mecburen salıyorum arabayı arkadaşlar. Şu anda arabayı salmaktan başka yapabileceğim hiçbir şey yoktu orada. Burada da yol... Durma yolda durma 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 durma. Allah cezanı be. Ne yapıyorsun be abi? Hay Allah'ım ya. Az daha kaza yaptırıyorlardı bize. La git ileriden gir ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bunlar işte hep komple. Bunlar hep komple arkadaşlar. Bunlar bize karşı oynanan oyunlar. Bunlar dış minaktan oynanan. Bu arada tır sağa doğru yatıyor ya. Ne yaptık biz buna? Bir şey yaptık. Direksiyon sağa doğru kayıyor arkadaşlar. Evet buradan otobana bağlanıyoruz. Buradan sonra bir top speed denemesi gelecek. Ben bir 130 km hız bekliyorum inşallah arkadaşlar. 130 km hıza falan ulaşacağını düşünüyorum. Yol müsait olursa tabii ki. Bu önümüzdeki davarlar gibi çıkıp dilleri bizi yavaşlatırsa yapamayız. Orası ayrı. Hadi bakayım. Otobana bağlandık. Run. 35'ten başladık arkadaşlar. 40. 3 gün sonra 130'a ulaşacağız inşallah. Tabelaları da kaçırmayalım da Kocaeli'yi kaçırız. Başka yere falan gideriz. Bak rezil oluruz arkadaşlar. Adam 3 senedir ETS oynuyor. 5000 saat ETS'si var. Hala daha kayboluyor derler yani. Sakarya, Kocaeli, İstanbul. Bu arada arkadaşlar benim şu anda ETS 2'de neredeyse 5000 saatim olmuş. ETS'yi oynayan arkadaşlar yorumlarda kaç saati olduğunu söyleyebilir mi? Bas abi bas 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 bas. Tır yandaki tıra bak da beni soluyor la. 90'la gidiyorum beni soluyor. Kardeş. Sen bizi bahçede gördün. Bahçıvan zannettin herhalde. 93, 94, 95 hala hızlanıyor. Bak düz yolda hızlanması da bu arada bence iyi bir şey. 61 tonla farkındaysanız şu an rampa aşağı hızlanmıyoruz. Düz yolda çekiyor bu araba yani şu anda bu şekilde. Hadi bakalım. Attım 14'e son vitese 99. 100 km hızı gördük şu anda arkadaşlar. Ha gayret. Biraz böyle eğimli bir
yol olsa bence daha da hızlanacak ama düzde maksimum gördüğü hız bu gibi arkadaşlar. 100. Bak vallahi vururum, o frene basma bak. Hala frene basıyor bak, hala frene basıyor, şaka gibi ya. Ama benim buradan ayrılmam gerekiyor arkadaşlar. Kocaeli'ye geldik maalesef, ben bunlarla uğraşırdım da neyse. Devam et başkan, devam et. Ha, buradan ayrılmamız lazım ya. Ne diyor İzmit Otogar? Baş iskelek Kandıra. Hız denememiz pek başarılı olmadı. Kilometre hız gördük orada. Sanki Bolu'dan inerken daha yüksek hız görmüştük zaten. Yanlış hatırlamıyorsam. Bundan daha yükseğini Bolu'dan inerken bile gördük ama biz yolda en fazla 100 görebildik. Elemanlar sağ olsun. Bu arada Kocaeli'de inşallah yukarıları bir yere takmayız biz bu lokomotifi. Şehir içinde bu yükü taşımak da sıkıntı yani arkadaşlar. Bakmayın siz. Araç çok teknolojik ya. Ben böyle yeni kasa arabaları sürmeyi aslında pek sevmiyorum arkadaşlar. Ama yine de çok güzel yani. Bu çok güzel olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bakın şurada suyum var. Kafa sallayan köpüşlerim var. Olmazsa olmazlar. Burada en sağ geçişi kullanmamız gerekiyor. Bizim gişelerde 40'ların peşinde. An itibariyle Kocaeli'deyiz arkadaşlar. Kandıra gişelerindeyiz. Direkt yapıştırayım mı bu arkadaşı sollayarak? Ama yine... Ne yapıyorsun la? Adamın yaptığı... Arkadaşlar yanlış gittim ya galiba. Vallahi yanlış gittim ya. Allah kahretmesin ya. Evet arkadaşlar, en sonunda geldik. Vallahi Kocaeli'nin içi beni çok zorladı. Yolda bu kadar zorlanmadım. Kocaeli'nin içinden burayı bulana kadar canım çıktı arkadaşlar. Ama tabelada orada gördüktü zaten. Yükü bırakacağımız nokta tam olarak burası. Buradaki ışıklarda EDS yokmuş. Bana öyle söyledi yükü getireceğimiz firma. Buradan birinin arabasına takmadan da yükü inşallah fark edeceğimiz yere bırakabilirsek çok iyi olur arkadaşlar. Selamünaleyküm, aleykümselam. Bura mıydı lan? Evet, burasıydı arkadaşlar. Ben şöyle bir yanaştırayım tırcağızımı. Evet arkadaşlar, oldukça başarılı bir videonun sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Görmek istemiş olduğunuz videoları yine yorumlarda belirtmeyi ve bu videoya rekor bir beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yeni manı ben çok beğendim. Yeni teknolojik bir tır. Tarzım olarak tabii ki ben eski kasaları daha çok seviyorum ama gerçekçi olmak gerekirse çok başarılı hem görüntü hem performans olarak. Bir dahaki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, esen kalın arkadaşlar.